rapor geldi. Raporla ilgili yeni bilgiler var. Şu anda arkadaşlarım da bana bir yandan kulağım onun bilgisini veriyor. Yeni bilgiler neler diyor? Hepimiz gelin birlikte bakalım. Şimdi efendim bu arada Cumhuriyet Savcısı e, Ahmet Kuşan Cumhuriyet Savcısı Batuhan Kartalın ve Cumhuriyet Savcısı Berat Sağır'ın imzaladığı bir belgeden bahsediyoruz. Bu belge yeni bir belge sıcağı sıcağına paylaşıyoruz sizlerle. Peki ne diyor? Narin ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca ölen Narin Güran hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 8-9-2024 günü ölenin otopsi işlemleri yapılması için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk talimatı verildi. Cenazenin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 10.50'de getirildiği 10.50'den itibaren Adli Tıp Grup Başkanı Eren Akgündüz, Morg İstisas Dairesi Başkanı Servet Kuzu, Adli Tıp Şube Müdürü Sedat Güldoğan, Adli Tıp Uzmanı Emine Sevindir, Adli Tıp Uzmanı Halit Eroz... Adli Tıp Uzmanı Ramazan Buğdaycı, Adli Tıp Uzmanı Kerim Aytar, Patoloji Uzmanı Zübeyir Turan ve ayrıca Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve dosya için görevlendirilen Esra Ecrin, 3 adet otopsi teknikeri ve Cumhuriyet Savcılarımız Ahmet Kuşak, Batuhan Kartal ve Berat Sağır'la beraber otopsi işlemlerine başlanıldı. Yani devlet bütün yetkili kişileri bu Görev için görevlendirdi efendim tekrar belirtelim Narin'in e, olayında hiçbir şüpheye yer bırakılmayacak şekilde çözülmesi için görevlendirilen kişilerden bahsediyorum size. Peki ne diyor Narin'le ilgili bize diyor ki efendim. Cenaze bütünlüğü bozulmadan önce ve cesedin içerisinde bulunduğu çuvaldan çıkarılmadan skopi işlemlerine tabi tutuldu. Radyoloji uzmanı ve adli tıp uzmanları eşliğinde gerekli incelemelerin yapıldı sonrasında moleküler ve genetik incelemeye esas olacak biyolojik bulgu, sürüntü örneklerinin detaylıca cesedin her noktasından olacak şekilde alındığı ceset üzerinden alınan örneklerden İstismar dahil. Bakın en çok merak ettiğiniz belki konulardan bir tanesi her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde örneklerin alındığı toplamda 91 adet örnek alındıktan sonra cesedin tekrar skopi işlemine tabi tutulduğu skopi işlemi ardından klasik otopsi yapılmak üzere ceset otopsi salonuna alındı. Bu arada devrim Tosunoğlu da stüdyomuzda. Devrim sen de gel lütfen. Çünkü bunun evet. e, uzman bir polis muhabiri olarak yorumlanmasını senden evet. isteyeceğim ama hızlıca devamını okuyayım sonra sana gelirim. tamam, tamam mı? Otopsi işlemleri yukarıda belirtilen adli tıp uzmanları eşliğinde yapılan işlemlerin tümü kamera kaydı alınmak suretiyle usulüne uygun bir biçimde başlanıldığı. Adli tıp uzmanlarınca cesedin açıldığı, sol bacak diz kapağından itibaren kopma olduğu, cesedin bulunduğu bir çuval içerisinde cesede ait olduğu değerlendirilen, muhtemel kaval kemiği olduğu değerlendirilen Kemiğin muhafaza altına alınarak diğer kemik parçalarından alınarak beraber İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilerek bacaktaki kopmanın sebebinin ancak burada yapılacak inceleme ile çözümlenebileceği, iç organlarda gerekli incelemelerin yapılarak numunelerin numunelerin alındığı cesedin tümü üzerinde hemen her dokudan bir örnek alındığı ve alınan doku örnekleri iç organların üzerinde patolojik çalışmalar yapılması gerektiği, saçlı doku üzerinde efendim her doku alınmış onu söyleyelim. Saçlı doku üzerinde gerekli kimyasal incelemelerin yapılması amacıyla örneklerin alındığı, adli tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmayacağı Yapılan otopsi işleminde bu aşamada gözle görünür bir kesici, delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği, özellikle bıçaklandı gibi iddiaları var onlara cevap evet. veriyor bu. Cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı, Kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılarak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemelerle belirlenince Adli Tıp Heyetince belirtilmiştir. Yapılan işlemleri ilişkin düzenlenen iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır diyor. Efendim tutanak bu arada... Arkadaşlar tebrik ediyorum gerçekten bu tutanak çok önemli bir tutanak, herkesin merak ettiği soruların cevap bulduğu bir tutanak. Şimdi bu tutanak bize ne anlatıyor Devrim? Şimdi bu tutanakta e, öncelikle e, Nare'nin e, nasıl öldürüleceği yönünde bize bir bilgi verecek ama <laughs> şimdi burada e, bize en vahim iddia sol bacağının e, evet. kopuk olduğunu gösteriyor. Bununla da ilgili e, Diyarbakır'da e, inceleme yani e, teknik imkanların yeterli. Ee, olup olmadığı konusunda da e, çünkü her bölüm orada e, yok inceleme yapılamıyor Onun için de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş. Ben şunun altını çizmek istiyorum. O kopuk bacak deniyor Narin'in sol evet. alt dizinin altında. O kopuk bacak e, e, şu belirlenecek. E, Narin sağ kemme koparıldı ya da öldükten sonra mı işte evet. çivala sığdırmak için mi yapıldı? E, bir bacağı e, kopmuş. Burada aslında çok titiz bir çalışma yürütülmüş. Çok onu görüyoruz. Evet. Yani kamera kayıtta e, ay, narin, cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na diye bakır Adli Tıp Kurumu'na geldiği andan itibaren kamera kayıtta. İlk başta çok titiz sebebi şu çuval açılmadan. Çünkü evet, evet. çuval burada çok önemli. Çuvalından alınacak de örnekler. Çuvalın e, çuvalın üzerindeki bütün materyallere zaten 91 adet örnek alındığını söylüyor. Ondan sonra otopsiye geçilmiş. Çuval açılmış. i̇çindeki malzemeyle zaten daha önce yayınlarda da söyledik. Ee, okulda, Kur'an kursundaki o şeylerde şeyler de yanında, kitaplar da yanında. Ee, burada e, adli tip uzmanların asıl iş, kıyafetleri. Işlemi, kıyafetleri de üzerinde. Eşarp dedikleri, eşarp da, o da çantası da orada. Her şeyi çuvalın içerisine doldurmuş. İşte vahim olan durum aslında otopsi işlemine geçince gözle bu bir e, ee, ön bu, bulgular üzerinde bir, bir rapor. Asıl rapor ölüm sebebi ne zaman öldürülmüş e, işte e, sağ mi o bacak kırıldı e, vahşice mi işlendi bu cinayet bize bu bulguları da İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeler ortaya koyacak. Peki Devrim, özellikle merak edilen konular vardı. Dün birçok aslında yerde de ben hem yazılı hem de görsel basında da gördüm. İşte Naren'in bıçaklandığı gibi iddialar vardı. Evet. Bu konuyu çok merak ediyordum. Acaba böyle bir nokta oldu mu diye. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Ee, şimdi ben de aslında ilk dün yayın yaparken bu incelemelerin önce üzerinde vücut bütünlüğü var mı diye merak ediyordum. Evet. Yani işte o çünkü daha önceki bu işlenen vahşi cinayetler aklımıza geliyordu. Evet. Bu çocuğumuzun yani başına yani da de parçalara ayırıyorlar evet. maalesef onun için e, o bütün e, işte Nalin nasıl öldürüldü diye sorusu soruyordum yani bıçakla mı kesici bir aletle mi ateşli bir silahla mı yoksa boğularak mı şimdi bu işin cevabı aslında buradan e, net bir şekilde e, bu rapora göre verilmiş İkisi verilmiş yani bıçak darbesi yok e, silahlı delici bir alet yok boğulma kısmını da kısmı olarak cevap veriyor e, çünkü boğulduğunu tahmin ediyoruz Bir e, 8 yaşında bir çocuğun bir sol bacağının Dizden aşağı altında kopuk olması zaten bir vahşi bir cinayetin işlemlerini evet. gözlerinin önüne seriyor. Zaten e, yavaş yavaş itiraflar da Canan az önce geliyor. söyledi, yavaş yavaş itiraflar da geliyor, çözülmeler başlayacak. Çünkü artık bunu vicdanlar kaldırmıyor. kaldırmıyor. Neyse insanlar, yani e, yani yani sebep ne olursa olsun 8 yaşındaki bir kız evladının e, öldürülmesi. E, ve bunu e, tabi bunu iddia olarak söylüyorum, gözaltında oldukları için söylüyorum, aile tarafından mı yapıldı diye evet. e, düşünüyorum. Olan şüpheli aile şu an. Aynen öyle. Peki e, haliyle pek çok görevlendirilen isimler var. Her evet. alanda görevlendirilmiş isimler var. Bunlar çok çok önemli. E, bir de ben o konuyu gerçekten sormaya çekiniyorum, e, dile getirmeye çekiniyorum. Evet. Ee, eminim seyircilerimiz de öyle. O kelimeyle narin'i yan yana bile getirmek istemiyorum. Ama acaba bir cinsel istismar olabilir mi burada gibi herkesin kafasında da bir soru işareti var. Sanırım evet. bununla ilgili de örnekler alındı değil Tabii, mi? Tabii e, onunla ilgili de. E, bütün her şeyle ilgili. Yani narinin bütün doku parçalarından. Peki örnek ama bir yandan değil. baktığımız zaman sen de uzman polis muhabirisin. Hani bir yandan baktığımız zaman ciddi anlamda da cesedin e, şey olduğundan bahsediliyor yani e, evet çürüdü çürü. çünkü suyun çünkü, altında kaldığı e, için 19 süre. gün sonra bulundu e, ceset e, dün, e, ön bulgularda cesedin suyla teması 15 gün önce olmuş yani kaybolduktan 4 gün sonra hmm. e, yani 4 gün sonra olmuş çünkü o suyun debisi yüksekliği o, o da çok önemli yani e, muhtemelen suyun e, yakınına bir yere e, Taşlar örtülmüş üzerine. O su o bölgede yağmur yağdığı zaman alıp götürmesi ihtimali de yüksek. Evet. Ee, e, zaten bakıyorsunuz ki ilk aramalar o bölgede yapılmış bulunamamış. İlk şüpheli yerler zaten bu tür, öyle, e, bu tür yerlerde e, bu tür olaylarda e, yakında kuyu varsa dere varsa Hı. ilk bakılan yerler orası. Burası da iki üç kez kontrol edilmiş. Yani bulunmaması yani şey zor. Peki devrim şunu soracağım. Şimdi haliyle bir normal görüntü verilmeye çalışılmış. İşte çuval, üzerine taşlar, hatta evet. yeşillik ağaçlarla Ağaçlar. bir şekilde kapatılmaya çalışmış Nari'nin üzeri. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi derinin debisi çok yüksekti ya bölgeden evet. canlan hep bizzat evet. akış çok güçlüydü. Hani o durumda şimdi baktığımız zaman cesedin ceset demeyeyim, küçük kızımız evet. diyeyim. Çok özür diliyorum. Küçük kızınızın, çansız bedenin evet, oraya konulduğu anda derenin debisi çok yüksek olduğu için ekiplerin bunu bulamayacağını düşündüler. Ama sonra derinin debisi azaltıldı ve ortaya çıktı. Ee, acaba bu şekilde düşünebilir miyiz? Ve şunu da söylemek isterim. Şimdi ben de Trabzon'da, haliyle köyde dereyle karşılaşmış ve görmüş bir insanım. Dereye tek başına girip bir şey yerleştirmek çok zordur. Çünkü ee, akışı çok yüksektir. deniz gibi değildir. Kesinlikle. Ee, yani dere düşünün zaman o akıntı senin sürükler götürür. Sürükle götür, bir de elinde bir e, beden götür, var. Beden var, bir çuval var. Zaten biri diyor yardım için evet. amcayla e, amca işte e, ile e, götürdük diyor. Hı. Bir şeyden kurtulmak istiyorum falan evet. dedi diyor. Yani oraya giderken yalnız birileri yalnız gitmemiş. Ee, o çalışma esnasında e, zaten dün e, e, Naren'in cansız bedeni oradan alındıktan sonra zaten incelemeler devam etti. Ben de yayında da söyledim. Neden? Çünkü orada kriminal bulgulara rastlanması mümkün. Hı -hı. Çünkü o geliş istikameti o e, yakında bir yol var. E, yola kadar arabayla geliniyor. Sonra e, patika e, bir yol gibi o tarlaların içerisinde dere kenarına Bunlar da alınacak oradan geçerken bir sürüntü e, bırakılan bir denaya, bir temas bunlar hepsi çok önemliydi. Onun için dün jandarma ekipleri, olay yeri ekipleri kriminal ekipler orada akşam karanlığa kadar e, e, bulgu aradılar. Bu da onun için Hı. önemliydi. Hı. Yani burada otopsi tamam e, Nari'nin nasıl öldüğü, ne zaman öldürüldüğü e, o vahşeti bize anlatacak ama ee, kriminal boyutu, polisiye boyutunu da o çalışmalar ortaya çıkaracak. Hı. Başka bir yerde mi öldürüldü sonra da mı getirdi. getirildi? Şimdi e... 4 günü bir boş bir zaman var. Yani o ayın 21'inden 25'ine kadar olan bir süreç içerisinde. Çünkü adli tıp raporunda 15 günlük suyla teması evet. var diyor ya. O 4 gün süre içerisinde suyla temas etmemiş mi? Demek ki sudan biraz yukarı mı gömmüştü? Sonra su yükseldi. Ya e, da narini, acaba ölü müydü? Ya da ölü müydü? Ölü Ondan müydü onu bir, da bilmiyoruz. bilmiyoruz. Şimdi zaten ayağının kırık olması, kopuk olması bizi yani aklımıza getirmek istem getirmek istemiyoruz ama canlı iken mi yapıldı yani parçalanmaya mı çalışıldı diye bunların da bu çalışmaların sonucu Zaten e, İstanbul Adli Kurumu'na göndermiş o parçalar. Hı hı. Orada neler? E, önümüzdeki günlerde e, kısa sürede onlar çıkartılacağına eminim. Bununla da ilgili bize Nare'nin e, nasıl öldürüldüğü konusunda bilgi verecek. Bilgi verecek. Evet. Şimdi e, Devrim şöyle bir düşünüyorum e, kendimce. Şimdi bir dere olduğunu düşünelim şurada oldu mu? Evet. E, elimizde de kaç kiloluk diyeyim belki 40-50 kiloluk mu? Yoktur o kadar, Yoktur o kadar bile. O kadar bile kiloda bir çuval var ve bu çuvalı akışkan bir dere. bu çuvalı bırakıp bir de gidip üzerine taş alıp taş gelip geçirme. koymak bu yani bilmiyorum benim gözlemlerim öngörüm neticesinde söylüyorum yani tekrar söylüyorum bir kişinin yapabileceği bir iş değil. gibi değil birinin o çuvalı tutması değerlerinde üzerine taş yerleştirmesi lazım gibi geliyor ama göreceğiz tabii ki. Kesinlikle zaten işte dediğim gibi o kriminal bulgular onun için yapıldı. Orada ayak izleri arandı. E, onu söyleyebilirim. O dere kenarında. E, şimdi e, burada da e, aslında o ces e, e, cansız bedeni oraya getirirken ekolojik denge bakın şunu söyleyeyim. Çünkü o e, nehrin o derinin etrafında bazı yerlerde ağaçlık kümeler var. Evet. E, fotoğrafı gördüysen. Evet. E, ağaçlık küme yani bir çıplak bir alana konmamış. O ağaçlık bir e, şeyin altına daha yakın o baltık kısmından bırakılmış. E, üzeri yeşil, taşlarla örtüldükten sonra yeşillik o örgüyü o şeyi doğaya bir bütünlük sağlamak için yani planlı bu. yani planlı, bir planlı. insan ben bunu öldürün bu planı evet. şey yapayım. Deyip de yani aniden düşünemez. Onunla ilgili bence muhtemelen öncesinden bu cinayet öncesinden planlanmıştır. Nereye atılacağı, nereye Devrim, bırakılacağı. Benim aynı şeyi söyleyecektim. Evet. Çünkü bir insanı e, öldürdüğünüz zaman o korkuyla onu bir, bir yerden aşağı atmaya bir şey yapmaya kurtulmaya çalışabilirsiniz ama bu evet. kadar planlı bu kadar soğukkanlı olamazsınız. Kesinlikle. Bunun için cesedin bir yerde bekleyip sizin de bir plan yapmanız evet. gerekir gibi geliyor. Çünkü bu bir plan. plan, bu öylesine hadi hemen anında gelişecek bir olay Şimdi, sıcak o olayın etkisiyle gelişecek bir, bir şey, şey değil, değil gibi. Ee, bence e, jandarma saat gizleniyor. anıyor aynı e, Hı -hı. olay günü Nerlin ilgili kayıp da bulunuyorlar. Aslında burada da zaten bir e, olay saptırma konusu var. Yani kendilerinin, kızlarının olduğunu söylüyorlar. O terlik e, mevzusunu da çok merak o ediyorum. Acaba o ter... o, olayı saptırmaya başka polisleri ve jandarmayı başka bir yöne yönlendirmeye mi çalıştılar? Şimdi bir de şunu da söyledim. Az önceki yayında da konuştuk. Söyledim. E, şimdi orada amca muhtar. Evet e, Jandarma, güvenlik güçleri oraya gelirler. Muhtarın yardımıyla yönlendirmesiyle e, arama çalışmalarla evet, yapıyorlar. Evet, i̇şte yakınlarını muhtar getiriyor, evet. annesini, babasını, De, kardeşlerini. Yani dedim bir olay olsa sen o çocuğun babası olsan, amcası olsan ben sana sorarım polis evet, olarak. Evet. Hani bize bir yol göster. Gösterdi. Çünkü en çok senin üzüldüğünü düşünürüm. Senden destek alırım. Acaba, Ama amca acaba nasıl yönlendirdi şimdi canın, ki tutuklu şu anda? Evet, canın söylediği gibi 9 kilometrelik bir dere e, evet. den bahsediyoruz. Acaba derenin komple mi arattırdı evet. amca Veyahut da belirli Belli bir bel mı? belirli bir noktalar mı götürdü? Peki. Onlar da onlar da bilmiyoruz. Ya dediğimiz gibi e, burada gerçekten de bu işi çözecek itiraflar evet. e, artık e, Türkiye'ye mal olmuş, kamuoyuna mal olmuş bir Peki. bu e, dava. Onunla ilgili Adli Tıp Kurumu'nun zaten vermiş olduğu e, ön raporda, ön bulgularda zaten cinayetin e, işte bir ayağını kırması bana aslında e, vahşi konuşmak istemiyorum. Hı -hı. Diğer ayağına bakıp evet. bulamadılar mı? parçalanmaya mı çalıştılar? Alerjize mi koydular? Bunların hepsini Devrim önümüzdeki göreceğiz. raporlar söyleyeceğiz. Aynen öyle. Evet. Bu arada tekrar arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü herkes Narin'le ilgili otopsi raporuyla ilgili çeşitli çeşitli iddialarda bulunuyordu. Evet. Ee, biz bu tutanakla birlikte Narin'le ilgili bütün somut verileri görmüş ve öğrenmiş olduk. Seyircilerimiz size de en doğru şekilde aktarmış olduk. Bu arada benim için bugün en zor yayın Yıllardan bir tanesiydi evet. devrim senin için de eminim evet. öyledir. Küçücük bir kızımızı maalesef koruyamadık ama inşallah bundan sonraki kızlarımızı koruruz. Ee, ama bununla da yetinmeyeceğiz. Bu temennilerle de yetinmeyeceğiz. Nasıl narin buluna kadar bu işin peşini bırakmadıysak narinle ilgili soruşturmanın sonuçlarını görene kadar da yine bırakmayacağız. Devam edeceğiz. Arkadaşlarımın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Canan bölgeden 19-20 gün boyunca yayın yaptı. Devrim Keza bize burada ee, konunun detaylarını aktarmaya çalıştı. Minik kızımıza sadece Rahat uyu demekten başka bir söz kalmıyor bize. İnşallah bedenini, ruhunu rahat ettirebiliriz suçları bulunca. Efendim hoşçakalın diyelim.